Müminlerin boyutu ayrıdır. Onların her işi özel yapılır. Onlara özel bereket verilir. Sıhhat, iyilik, güzellik verilir. İşleri rast gider, özel yapılır. Zenginlik verilir. Galibiyet verilir. Hoşuna gidecek imkanlar sağlanır. Sürekli yolu açılır, o boyutta olduğu için. Allah onların hayatını özel idame eder. Küfrün boyutu ayrıdır. Onlarda sürekli aksilik, bela, huzursuzluk, sıkıntı, acılar, hakaretler, aşağılanmalar, kompleksler, kalp sıkıntıları, kalp ızdırapları, akıl noksanlığı, muhakeme yargı bozuklukları, salaşlık, kir, pislik, kokuşmuşluk ve dengesizlik hakim olur. O da ayrı gizli bir cehennemi boyuttur. Müminin cennetimsidir boyutu, küfrünün ise cehennemsidir boyutu. İki boyut iç içe yaşar. Küfrün kendine has bir ağırlığı vardır ayrı. Biz mesela şaşıyoruz değil mi? Okuyoruz. Adamın ahmaklığına şaşıp kalıyoruz. Diyoruz ki herhalde bunlar sığır sürüsü diyoruz. İşte sığır sürüsü dediğimiz o boyuttaki varlıklar. Müminlerde cennet vasfı oluyor. Onlar da onları tabii hasetine sebep oluyor. Şimdi Allah cennet penceresi gibi gösteriyor televizyondan bize onları. Küfür nasıl cennettekileri bir televizyon gibi ekrandan görüyorsa, onlar da bizi ekrandan görüyor küfür ehli. Kendi boyutlarından. O onlara çok ızdırap veriyor. Yani Allah'ın verdiği nimetler, imkan, güzellik, sağlık, sıhhat, kalite, insicam, sevgi, muhabbet, derinlik, kültür, görgü, klaslık, vicdan yüksekliği, insancılık, temizlik, her türlü üstünlük, bereket, bolluk, nimetler. Onu hayret, dehşet, kıskançlık ve ızdırap için izliyor işte küfür ehli. Kendi boyutu. Onlar da Allah mezbelelik gibi yerler gösteriyor. Pislik mesela, pis kokular, pis suratlar, iğrenç ve işkembe gibi insanlar, iğrenç sözler, iğrenç ortam, her türlü pislik ve rezillik. Onun için de onları yaşatır Allah. Biz bazen onları görürüz ekranlardan. Onlar da bizi ekrandan görürler. Yani ekran gibi gösterir Allah. Allah muhatap etmez bizi. Yani direkt muhatap etmiyor müminleri. Müminlere çünkü onlar layık olmuyorlar. O temiz hayata layık olmadıkları için Allah onları kendi pisliği içinde bocalar halde bırakıyor. Kendi cehennemlerinde yaşatır. Ama kurtulamazlar o cehennemden. Mesela iş yerleri onların cehennemidir. O küçük, ufak mezarlarında ızdırap içinde akşama kadar bekler. Sabah kendi evindeki cehennem odasına doğru yol alır. Cehennem arabası gibidir bindiği arabada. Cehennem vasıtası gibi alır onu evindeki o cehennem odasına sokar. Cehennem varlığı olarak karısı onu karşılar. Acı vermek için. Mesela oğlu da cehennem varlığı olarak onu karşılar. Küfreder mesela babasına. Babası oğluna küfreder. Annesi kocasına küfreder. Birbirini aşağılar, kafasını gözünü yarar. Mesela polis çağırıyorlar. Yani rezalet, kepazlık paçadan akar. İnternetin başına iner. İnternetin karşısında her türlü küfrü, hakareti yazar. Yazdıkça yanar, yazdıkça yanar. Yazdıkça ızdırap kalbini sarar, içi kararır. Yani pislik yapar kendince. Müminler de bundan gittikçe aydınlanır, güçlenir. Sıhhat kazanır, bereket kazanır. Zenginleşir, güçlenirler. Allah onların gözünü onu sürekli parlak olarak gösterir müminlere. Onun için Allah müminler ancak bir pisliktir diyor ya Allah. Kafirler. Kafirler ancak bir pisliktir. Müminler de tahirdir diyor Allah. Müminlerin içerisindeki münafıklar da ayrı bir pislik oluyor. Onlar da o boyuta doğru emilirler, çekilirler. Yani onlar küfre hayran olurlar zaten. O mutlaka küfrü yaşar müminlerin içerisinde. O boyuta kayar. Ya yani müminler onu tutmaya çalışsa da o küfür boyutuna kayar, orada yaşar. Yani bir çıkma meydana gelir. Küfürden küçük bir çıkma olur. Müminlerin içine kadar gelir o. Ama müminler yine izole olur münafıktan. Yani boyut olarak hiçbir zaman için bir boyut kayması olmuyor müminlerden. Mesela Resulullah'ın çevresini ayrı bir boyuttu onlar. Cennet gibi yaşıyorlardı. Ama Ebu Cehil'in çevresi cehennem boyutu gibiydi. Onlar zaten cehennemden gelen boyutun devamı olmuş oluyor.
Müminler de cennetten gelen boyutun devamı oluyor. Yani özel boyutları vardır. Müşrikler ancak bir pisliktir diyorlar. Pislik de her yere sayılmış. Ağzı pis, beyni pis, ayağı kokar, kafası kokar, burnu kokar, her yeri kokar. Onlar mesela eşlerinde de oluyor bu. Onlar da pisliktirler. Onlar da böyle lağım gibi. Yani lağım lağıma karışır. Müminlerde de müthiş bir temizlik, afiflik, iffet, yükseklik, kalite, klaslık ve asalet olur. Allah diyor ki bak siz iyi olursanız küfrün size zararı olmaz. Ya müminlere zarar veremiyorlar. Veremiyorlar. Mesela homoseksüeller geliyor, lütfun kapısına dayanıyor ama zarar veremiyor. Mucize yani. Zekeriya ve Yahya'da ağacı kestiler. O anda o cennete geçmiş oldu. Onlar cehenneminde kalmış oldular. Hiçbir şekilde zarar veremezler. Yani mümkün değil. İsa Mesih'i yakalamaya kalktılar. Allah birden göğe aldı, yanına aldı. Hiçbir şey yapamazlar.